şu gördüğünüz doları dünya parası yapmak suretiyle. Şunu görüyor musunuz? Bak bu gördüğünüz doların burasında Amerika Birleşik Devletleri yazdığına bakmayın siz. Asıl arkasında bir mühür var. Bu mühür Siyonizmin mühürüdür. Bu Siyonizmin parasıdır. Amerikan Merkez Bankası dediğiniz 7 tane Siyonist bankanın medaketi Birleşik Bankalı ve Siyonistlerindir. Amerikan içinde 5 milyar, 5 trilyon dolar var. Dışında da 5 trilyon dolar var. Bu Siyonizmin parasıdır. Amerikan Merkez Bankası yani Fed bunu kiralıyor. Siyonizme para vermek için. Kendisinin parası yok. Siyonizmin parasını kirayla kullanıyor. Bu kullanmış olduğu parayla getiriyor. Petrol şeyhine veriyor. Elinden petrolü alıyor. Bize getiriyor. Pamuğumuzu, madenimizi alıyor. Dünyanın her yerini sıcak bir odada oturmuş. Düğmeye bastı. Kıtırı bastı. 15 dakikada bastığı parayla bizim bir senelik tarladaki çalışmamızın karşılığını değiştiriyor ve bizi sömürüyor. 5 trilyon Amerika'nın içinde, 5 trilyon dışında 10 trilyon yeşil kağıtla sömürüyor. Bundan kalmıyor. Şimdi bu yeşil kağıdı petrol şeyine verdik ya. Sonra şeye tekrar geliyor. Şeye ben de diyor sana ben yeşil kağıt verdim. Dolar. Onu bana geri vereceksin. Niye? Sana bu sefer Amerikan dolarına indeksi tahvil vereceğim. Sarı bir kağıt vereceğim. %5 faiz alacaksın. Yeşil kağıtları topluyor. Bir daha kullanıyor. 5 trilyon Amerika'nın içinde, 5 trilyon da Amerika'nın dışında tahvil var. Şimdi 10 trilyon bu yeşil kağıt. 10 trilyon da sarı kağıt yaptı 20 trilyon. O yeşil kağıtlar bir daha kullanıyor. Onlar Merkez Bankası'nda toplanıyor. Merkez Bankası'na geliyor. Senin şu kasandaki 5 trilyonu bana ver diyor. Sana bir beyaz kağıt vereceğim. Türkiye'nin 60 trilyon rezervi var. Sözde. Nerede bu 60 trilyon dolar? Bu 60 trilyon dolar Rockefeller'in kasasında. Rockefeller'in Brezilya'dan şeker alırken kasasından ödediği para. O kullanıyor. Bizim Merkez Bankası'nda ne var? Başkanın masasının üzerinde sizin bizim Amerikan Express Bank'ta 2 milyar dolar rezerviniz vardır diye bir beyaz kağıt var. Buna biz 3 kağıt oyunu diyoruz. Ne anlatıyorum ben şimdi? Burada nereden geldik? 28 nedir? 28 Şubat anlamak için dünyanın yapısını bilmemiz lazım. Dünya yapısında 350 seneden beri Siyonizm dünyaya hakim olmuştur ve dünya organizasyonu kurmuştur. Birleşmiş Milletler Siyonist kuruluştur. IMF Siyonist'tir, Dünya Bankası Siyonist'tir. UNICEF Siyonist'tir, Dünya Ticaret Teşkilatı Siyonist Teşkilat'tır. Bunların hepsi Siyonizmin kontrolündedir. Siyonizm için çalışırlar. Birçok ülkeleri sömürürler. Biz de bunlardan bir tanesiyiz. Şimdi bu sömürülme esnasında 25 trilyon sadece 3 kağıt oyunda alıyor. Bu kadar mı? Hayır. Siz şimdi Kayseri'den hacca gitmek istiyorsunuz. Efendim ben Müslümanım, param Müslümana gitsin, Türk uçağıyla hacca gideceğim diyorsunuz. Türk uçağına biniyorsunuz. Ne güzel, uçak param verdim, Türkiye'ye param verdim, hacca gidiyorum diye koltuğunuza oturup uçuyorsunuz. Haberiniz yok ki o uçağın serbest hava bölgesine uçması için IATA üyesi olması lazım. IATA Siyonist Rockefeller'in kuruluşudur. Bilet parasının %9'unu vermeden üye olamaz. %9 önce Yahudi'ye vereceksin, ondan sonra uçağa bineceksin. Yoksa bilemezsin. Efendim ben uçakla gitmeyeyim, Yahudi'ye para vermek istemiyorum. Gemiyle gideyim. Açık denizlerde gemilerin yürümesi için Lloyd müsaadesi alması lazım. Lloyd de diğer bir Yahudidir. Gene %9'u vereceksin. Efendim ben Suudi Arabistan'a para göndereceğim. Gönderemezsin. Çünkü bu Siyonizm dünyasıdır. Bir Siyonist bankaya vereceksin. O banka olarak şubesine emir verecek. O parayı ödeyecek ve %1'ini alacak. Müslüman ülke Pakistan'dan mal alacağım. Jüt alacağım. Onun için akreditif açmam lazım. Açamam. Bu dünya Yahudi'nin dünyasıdır. Yahudi'nin bankası araya girecek.
%5'i alacağız. Sözü uzatacak değilim. Şimdi ben sizin yüzünüze bakıyorum. Yüzünüzün derisini görüyorum. Bu deriyi kaldırırsam altında ne çıkar? Adele çıkar, sinir çıkar, kemik çıkar, damar çıkar. Şimdi ben size 200 tane ülkeyi itibaren bir dünya haritasını duvara asılı farz ettim. 200 tane boyalı bayraklı olan ülkelerin bayrak sayfasını kaldırdım. Yüzünüzün derisini kaldırdığım gibi dünyanın anatomisi anlatıyorum. O gördüğün boyaları kaldırdığın zaman bir de bakarsın ki bu nasıl bir dünya ya? Nerede para varsa Yahudinin havuzu, pompası, süzgeci, emme borusu oradan para yemiyor. Mal alırsın %5 vereceksin. Para gönderirsin %1 vereceksin. Bir yerden bir yere gideceksin %9 vereceksin. Fırına gidip ekmek alacaksın. Fırından gidip ekmek alırken ekmek 300 liradır diyelim yuvarlak hesap olsun diye. 300 lira verdin, aldın, geldin, peynirle beraber yedin. Peynir ekmekten başka bir şey alacak halin yok zaten. Yedin, oturuyorsun şimdi. Ne yapayım, ekmek 300 liraydı, verdim, aldım, yedim. Hayat böyle pahalı diyorsun, oturuyorsun. Hiç düşündün mü o 300 lira nereden teşekkür ediyor? Bunun kitabı var bizde. Kuruşu kuruşuna. O ekmek tarladan fırına gelinceye kadar traktör faizi parayla alınmış, traktörün bonosu masrafa yazılmış, ekmeğin parasını öderken size ödetiliyor. Fırın faizle çalışılıyor, size ödetiliyor. 300 liranın 100 lirası faizdir. Bu siyonizme gider. Geriye kalan 200 liranın 100 lirası haksız vergidir. Devlet alır, o da almış olduğu bu verginin yarısını götürür siyonizme verir. Böylece ekmeğin asıl bedeli 150 lira olması lazım iken 300 lira ödüyorsunuz. 150 lira her ekmek alırken siyonizme ödüyorsunuz. Dünyada 75 trilyon dolarlık alışveriş yapılır bir senede. 37,5 trilyon insanlar siyonizme para ödüyorlar. Nasıl bir dünyadasınız anlatabiliyor muyum? Şimdi işte bu dünyayı bu şekilde kontrol altına almış olan siyonizm benim kölem olacaksın bunlar yetmez diyor. Cenab-ı Hakk'ın asıl kulları biziz. Büyük İsrail'i kuracağız. Dünyaya hakim olacağız. Bizim Mesih'imiz gelecek. Dünya hakimiyetimizi perçinleyecek. Ve böylece ebedi olarak dünya gayesine ulaşmış olacak. Bu maksat için 20. Haçlı Seferi'ni yürütüyor. Yürütürken önüne en büyük mani olarak Refah Partisi çıktı. Refah Partisi nasıl halledilecek? Bak şurada bir piramit görüyorsunuz. Bu Yahudinin mühürüdür. Bu piramidi Rockefeller'in 30 sene basın müşavirliği yapmış olan Eric Gehlen kitabı burada. İşte bu kitap. Bu piramidin ne manaya geldiğini kitabında açıklamış. Ben de bunu kitabın içinden değil, şuradan büyük olarak gösteriyorum ki seyircilerimiz bunu rahat bir şekilde görebilsinler. Ne piramidiymiş bu? Dünya nasıl idare ediliyor? Bak bu doların üzerindeki piramit. Bu 13 katlı bir piramittir. 13 katlı piramidin niye 13? Çünkü Yahudilerce 13 mukaddestir. 13. Havariyun İsa Aleyhisselam'a ihanet ettiği için Hristiyanlarca makbul değildir. İlk ihanet edildiği Yahudilerce makbuldür. Onun için Yahudiler teşkilatlarını 13 kademe yapmışlar. Bu teşkilat, dünyayı idare eden teşkilat budur. Bu teşkilat 3 bölümdür. 13 kademedir. 3 bölüm. Birincisi aleni kuruluşlar. Mason hocaları, affedersiniz, Rotary Kulüp, Lyon, Steiner, YMC gibi kuruluşlar. Sorarsanız bunlara biz hayır kuruluşuyuz, burs veririz, orman yaparız derler. Aslında asıl teşkilatla vakfeler nedir?
Acemi Erat Muayene İstasyonu. Siz şimdi Malatya'da birazcık büyük tüccar haline geldiniz mi, kolunuza birisi girer, kredi istiyorsunuz ya, sizin kredinizi alayım der. Kredinizi alır verir. Sen kimsin ya? Ben filanca Rotary grubun üyesiyim. Biz herkese iyilik yaparsan da iyilik yapıyorum der. Aman ya, neye insansın? Senden dost olalım. Dost olur. Biz her hafta Malatya'nın en büyük otelinde yemek yeriz. Buyur, yemeğe sen de buyur der. Gidersiniz, konuşmalar dinlersiniz. Bunlar ne insanlar ya dersiniz. Öbür hafta derler ki siz konuşacaksınız. Siz konuşurken masanın öbür tarafında anaç siyonistler sizi pertafsızda süzerler. Bu adamın bir siyonizmi hizmet ettirebilir miyiz? Ettirmeye kanaat verdiler mi? Siz bu kulüplerden terfi edersiniz mason localarla. Mason locaları ucu gözüken, altı gözükmeyen kuruluşlardır. Bunlar beş kademedir. Bunun da üzerinde asıl yönetim kademesi vardır. Mason locaları ucu gözükmeyen, altı gözükmediği halde en yönsüzdeki yönetici olan dört kademede hiç gözükmeyen kademedir. Kim bunlar? 300'ler kulübü. 300 tane dünyanın en zengin siyonisti. Bunlar her gün çiftleri internette konferans yapıyorlar. Tayyip'i Türkiye'de hiç fazla tutalım mı tutmayalım mı kararı onlar veriyor. Pakistan'da yeniden seçim yapalım mı yapmayalım kararı onlar veriyor. Kim bunlar? 300'ler kulübü. Başkanı Rockefeller. İngiltere'deki temsilcisi Rothschild. Fransa'nın teyzesinin oğlu Rothschild. İtalya'da Agnelli. Japonya'da Mitsubishi. 300 tane adam. Think tank meseleleri var. Raporları alıyorlar. Aralarında konuşuyorlar. Kararlaştırıyorlar.